Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadislerle Nasihatler kitabının 1. cildi 109. sayfada Peygamber Efendimizin tesbihatla ilgili bir hadisi şerifini açıklamış Mehmet Zahid Kotku. En hayırlı yardımcı Allah'ı tesbihtir. Başlıklı bölüm. İttekillâhe ya Fatimetü. İttekillâ, ittekî, ittika etmek. Yani Allah'tan ittika et, Allah'tan sakın. Ya Fatıma, ey Fatıma, Allah'tan sakın. Ve eddî ferîzate rabbike. Rabbinin farzlarını eda eyle. Rabbinin farzlarını yerine getir. Ve meli amele ehliki, ehlinin işlerini yap. Ve ize ehasti mezca'aki fesebbihi selasen ve selasine. Yatağa girdiğin zaman da, yani uyuyacağın zaman da 33 defa Allah'ı tesbih eyle. Vahmedi selasen ve selasine ve 33 defa da Allah'ı hamd eyle. Ve kebbiri erbaan ve selasine ve 34 defa da Allah'ı tekbir eyle, yani büyükle. Allahu Ekber'di. Fetilke mi'etün, bu böyle yüz eder. Fehiye hayrun leki min hadimin. Ve böyle yaparsan diyor, böyle yapman senin için hizmetçiden daha hayırlıdır. Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyh şöyle tercüme etmiş. Ya Fatıma, Allah'tan kork ve Rabbinin farzlarını eda eyle ve ehlinin hizmetini eyle. Yatağa gireceğin vakit 33 defa tesbih eyle, 33 kere de hamd eyle, 34 kere de tekbir eyle. Hepsi yüz eder. Bunlar sana hizmetkarlardan daha hayırlıdır. Mehmet Said Kotku kitabında şöyle yazıyor. Bu hadis-i şerifin zikrinde şöyle bir vaka anlatılır diyor. Hazreti Ali kerremallahu veçe dünya malına kıymet vermez. Mütevekkil bir zat-ı şerif olduğundan evlerinde hizmetçi de bulundurmazlarmış. Binaenaleyh evin iç hizmeti büsbütün Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın sırtına kalırmış. Evlerde su teşkilatı olmadığı gibi su şehir içinde değil, şehir dışındaki su kuyularından alınırmış. Bu da ciğerpare Hazreti Fatıma'ya düşen bir hizmet. O zaman su kırba denilen deriden mamul tulumlarla taşınıyor. Bunun dışında ekmek yapılacak, yemek pişirilecek, çocuklar yıkanacak, çamaşır yıkanacak, kendileri yıkanacak, ev temizlenecek ve bu sular hep sırtta taşınacak. Artık o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kızının çektiklerini sizler tasavvur edin. İşte günlerden birisinde epeyce esir gelmiş. Resul-i Ekrem de bunları Müslümanlara dağıtıyormuş. Hazreti Ali Efendimiz, hanımı Hazreti Fatıma'ya, babana gidip halini arz et ve bir köle iste demiş. Hazreti Fatıma babasına gitmiş fakat utancından bir türlü söyleyememiş. Sonra da Hazreti Ali Efendimizle beraber gitmişler. Hazreti Ali Efendimiz bir münasebetle Hazreti Fatıma'nın halini arz edip güya Peygamberimizin şefkatini celbedip bir köle istemişlerse de Cenab-ı Peygamber Efendimiz yukarıda zikrolunan hadis-i şerifteki tesbihleri tavsiye buyurup bu sizin için size verilecek hizmetkarlardan hayırlıdır diye buyurmuş. Bugün hepimiz için de güzel bir derstir. Evet, halleri vakitleri iyi olan kimselerin evlerinde hizmetkar bulundurması caiz ise de İnsanın kendi işini kendisinin görmesi ve insan haklarına riayet edebilmesi için yine iş kendisinindir ve selam. Peygamberimizden rivayet olunan bu dua bizlere ne kadar şayanı ibrettir. Bu kadar bir bölümle bitiriyor Hoca Efendi Mehmet Said Kotku. Evet, yani bu tesbihat aslında her namazın arkasında yaptığımız tesbihattır. 33
Subhanallah 33, Elhamdülillah 33 de 34 de Allahu Ekber demek. Yani uyuyacağın zaman bu tesbihatları çek, yap diyor Peygamber Efendimiz. Senin böyle yapman sana hizmetçin olmasından daha hayırlıdır. Yani kolaylaştırıyor demek ki Rabbimiz. Güç ve kuvvet Allah'ta değil mi? Allah'ta la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim diyoruz. Dolayısıyla güç ve kuvvet hepsi Allah'ta. Tesbihle de Allah. Allah'ı tesbih edince, zikredince de Allah yardım ediyor. Nasıl yardım ediyor? Onu kendisi bilir ama işte güç kuvvet Allah'ta. İşimiz kolaylaşıyor demek ki. Peygamber Efendimiz kızı Fatıma'ya böyle tavsiye etmiş. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'un Haraç kitabında, Ali el-Muttaki'nin Kenzul Ummal'da, Gümüşhanevi'nin Ramuzul Ehadis'te, Buhari'nin Menakıbında, Nafakatında, Müslim'in Zikir kitabında, Ebu Davud'un Edep kitabında kayıtlıymış. Yani oldukça kuvvetli bir hadis-i şerif olduğu belli. İşte yani mesele iman etmekte. Mesele bunu kabul etmekte. Allah'ın innallaha ala külli şeyin kadir buyurulduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de hiç şüphe yok ki Allah'ın her şeye gücü yeter. Müslümansak buna inanmalıyız. Allah'ın kitabında da böyle söyleniyor. Hazreti Peygamber Efendimiz de böyle söylüyor. En hayırlı yardımcı Allah'ı tesbihtir diyor.